Değerli izleyiciler, Cuma günü yarım gündü. Pazartesiye geldik. Ekim ayını da noktalayacağız. Yepyeni bir aya yarın başlayacağız. İşte Ekim ayının son gününde ALB Forex araştırma uzmanı Ceren Yaşar'dan piyasanın notlarını alacağız. Sayın Yaşar, günaydın. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. İyi çok haftalar. Teşekkür ederiz. Ne kadar iyi geliyor sesiniz. Maşallah diyelim. Piyasanın rakamlarını sizden dinleyelim. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle geçtiğimiz haftaya bir miktar değinmek gerekirse, Cuma günü yarım gündü 28 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle. Şimdi orada haftaya pozitif bir açılışla başladık ama biraz geçtiğimiz haftayı özetlersek, işte geride bıraktığımız hafta küresel risk iştahının bir miktar azaldığını, ABD tarafından olumlu gelen verilerle, öncelikle Cuma günü beklentilerin üzerine gelen büyüme verisiyle, dolar tarafında zaten hafta genelinde pozitif bir hava hakimdi. Burada öne çıkan gelişimi biraz ABD tarafında FBI tarafından Hillary Clinton'la ilişkin e-postalara yönelik bir soruşturmanın tekrar başlatılacağıydı. Bu gelişme yaklaşan ABD seçimleri öncesinde biraz küresel risk iştahında azalmaya sebep oldu. Risk iştahında hafta genelinde bir azalma söz konusu olması da gelişen ülke para birimleri ve varlıkları üzerine baskı oluşturuyordu. Zaten baktığımızda geçtiğimiz hafta TL tarafında da biraz benzerlerimizden, diğer gelişen ülke para birimlerinden biraz negatif ayrıştık. Yani onlardan biraz daha fazla para birimimiz değer kaybeden nitelikteydi. Burada 3.12.70 seviyelerine yakın bir fiyatlama da zaten tarihi dolar TL dikizliğinde bunu destekler nitelikteydi. Bu haftaya baktığımızda bugün içerisinde açıkçası Ekim ayına ilişkin bir ticaret dengesi, Eylül ayına ilişkin ticaret dengesi verisini izliyor olacağız. Beklentiler 4.40 milyar dolar bir açık vermesi yönünde, beklentilerin uzağında veya yakında şekillenebilecek bir verinin TL üzerinde hareketliği arttırabileceğini, sınırlı dozda bir hareket sağlayabileceğini söylüyoruz. Haftayı biraz özetlemek gerekirse Merkez Bankası'nın enflasyon verisi burada ön planda olacak. Çünkü biliyoruz ki yılbaşından bu yana enflasyonda bir toparlanma söz konusu. Bu toparlanmanın devam etmesi durumunda bu Merkez Bankası'nın bu ay es geçmiş olduğu sadeleşme adımlarına yönelik beklentiler şekilleniyor olacak. Haftanın genelini izlediğimizde biraz daha merkez bankalarının öne çıktığı bir haftadan biraz faydalanıyor olacağız. Japonya tarafından, İngiltere tarafından, ABD tarafından burada faiz kararları önemli olacak, ön planda olacak. Şöyle baktığımızda bugünün biraz daha verilerinden bahsetmek gerekirse de Avrupa tarafından enflasyon verileri ön planda. Üçüncü çeyrek büyüme verisi de yine piyasalara hareket katabilecek bir veri olarak karşımızda. ABD tarafından da enflasyonla ilişkisi olması sebebiyle bu da faiz arttırım yolunda önemli takip ettiğimiz verilerden kişisel gelir gider ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları önemli izlenecek. Şimdi biraz teknik bazda bakmak gerekirse dolar TL'yi konuşursak yukarı yönlü yapının devam ettiğini, tarihi zirve seviyesi olan 3.12.70'lerin tekrar denenmesi durumunda artık 3.15'leri takip edeceğimizi konuşabiliriz ama 3.15 seviyelerine dolar TL'de bir yaklaşılması durumunda artık biraz daha burada kar realizasyonlarının, kar satışlarının görülebileceğini söyleyebilirim. 3.0850 burada önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda da satış baskısının mevcut dolar TL'deki artabileceğini söyleyebilirim. Biz size baktığımızda pozitif bir açılış yaptığını söylemiştim. Ona aşkın haftadır 76.000-80.000 aralığında burada bir hareket görüyoruz. Şimdi BIST 100'de ilk destek noktamız olarak 78.000 alabilirsek 80.000 seviyesinin yukarısında da 82.500 seviyesini direnç olarak hedefleyebiliriz. Euro TL'ye baktığımızda 3.43 direncinin ön planda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 3.44-20'lere kadar yukarı yönde bir hareket alanının olduğunu söyleyebilirim. Destek olarak da ilk hesapta 3.39.50 seviyesini kırılması durumunda 3.36-70'lere kadar bir geri çekilmenin de mevcut görülebileceğini söyleyebiliyorum. Gram altına değinmek gerekirse destek olarak ilk etapta 126.900 seviyesini, bu seviyenin kırılması durumunda da 122.100 seviyelerine kadar bir geri çekiminin hakim olduğunu söyleyebilirim. Yukarı yönde de zaten mevcut gram altında bir süredir yukarı yönlü bir yapının olduğunu söylemek yanlış olmaz. 128.600 direncinin yukarısında artık 129.750'lere kadar bir yükselişin hakim olabileceğini söyleyebiliyorum. Ceren Hanım, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız için, bilgiler için. Çok sağ olun, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun.